Dünya Bankası gıda fiyatlarının tehlikeli seviyelere çıktığı uyarısında bulundu. Haziran ayından bu yana artan gıda fiyatları nedeniyle dünya genelinde 44 milyon kişi daha yoksulluk sınırı altına inmiş durumda. Tunus ve Mısır'daki ayaklanmaların nedenleri arasında gösterilen gıda fiyatlarındaki artış, dünya genelinde binlerce insanı hükümet karşıtı gösteriler için sokaklara döküyor. Ant dağlarının eteklerinde dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerde görülen protestoların bir benzeri var. Binlerce kişi artan gıda fiyatlarını protesto ediyor. Pankartlarda bir poşet gıdanın maliyetine dikkat çekiliyor. Bolivya'da şeker fiyatları Ocak ayından bu yana iki katına çıktı. Bazı temel gıda fiyatlarındaysa %40'a varan artışlar görüldü. İnsanlar açlıktan ölüyorlar. Bugün burada gıda fiyatlarındaki artışa karşı mücadele ediyoruz. İnsanlar harekete geçmeye başladı. Mücadelemizin ilk günü bugün. Bolivya'da protesto gösterileri yapılırken Dünya Bankası da bir uyarıda bulundu. Gıda fiyatlarının tehlikeli seviyelere çıktığını, milyonlarca insanı yoksulluğa ittiğini belirtti. Dünya Bankası'nda yaptığımız araştırma, gıda fiyatlarındaki bu kriz sonucunda 44 milyon kişinin aşırı yoksulluğa itildiğini gösteriyor. Dünyada neredeyse 1 milyar kişi de yataklarına aç giriyor. Bazı ülkelerde gıda fiyatlarında çok daha keskin bir artış var. Son 6 ayda buğday fiyatları örneğin Kırgızistan'da %54, Tacikistan'da %37, Bangladeş'te %45 arttı. Yani özellikle Güney ve Orta Asya ülkelerinde gıda fiyatlarında büyük bir artış görülüyor. Her 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırı altında yaşadığı Bolivya'da da halk eline geçen paranın büyük bölümünü gıda giderlerine harcıyor. Bu yüzden gıda fiyatlarındaki artış cepleri hayli yakıyor. Ancak dünyanın en büyük buğday üreticisi ülkesi Çin, gıda fiyatlarındaki artışla mücadele etmekte kararlı. Örneğin kuraklık bu yılın hasadını tehdit edince Anhui eyaletinde bunun gibi sulama kanalları açılmış. Çin, buğday stoğunda küçük bir artışla kendini besleyebilecek durumdadır. İhraç ettiğimiz buğday miktarı dünya genelindeki buğday ticaretinin %5'ini oluşturmaktadır. Yani bunun dünya genelinde buğday fiyatlarını etkilemesi ihtimali çok düşüktür. Ancak diğer ülkelerdeki arzla ilgili kaygılar, küresel bağlamda gıda fiyatlarının son bir yılda %29 artmasına neden oldu. Eğer arz açlıkla mücadele eden dünyanın talebini dengeleyemezse, gıda fiyatları nedeniyle küresel bir kriz daha yaşanması ihtimali oldukça yüksek.